Günaydın, günaydın. Modern Ed Akademisi Uzak Eğitim Stüdyolarından merhabalar, Ahmet Taşpınar ben. Bugünkü haberimiz uçarken yaşadığımız sıkıntılar. Uçarken derken ne diyeceksin? Havayolu şirketlerinin belirlemiş olduğu o bagaj kilo sınırından bahsediyorum. Verilen sınır sadece ve sadece yanımıza alırken kullandığımız bagajımız değil, aynı zamanda o alt tarafta uçağın altında taşınması için verilen sınır da olabilir. Peki bunun düzenleyicisi ne? Bunun düzenleyici kurumu ne? Kim buna özellikle müdahale ediyor? Bununla ilgili bir haberimiz olacak. Türk Hava Yolları'na söyleyecek bir şeyimiz yok tabii ki. Türk Hava Yolları o noktada 10 numara, 5 yıldız. Anadolu Jet için söyleyeceğiniz bir şey yok. Diyeceksin ki diğerleri yok mu? Tamam, Pegasus olabilir. Başka Sayın Reji, neyimiz vardı bizim havayolu şirketi olarak? Atlas Jet var, Onur Air var, Bora Jet var. Tamam, bunlarla ilgili de olacaktır herhalde bu haberimiz. Gelin buyurun haberimize. İtalya's Competition Authority has fined Ryanair and Wizz Air 3 million euros and 1 million euros respectively over their baggage policies. İtalya Rekabet Kurumu Ryanair ve Wizz Air'a baggage policies, yani yolcu eşyası politikalarıyla ilgili sırayla 3 milyon avroluk, yani bu Ryanair'a 1 milyon avroluk, bu da Wizz Air'a ceza kesmiş. Fine'ı daha önceki haberlerde görmüştük, ceza kesmek. Impose fine şeklinde kullanılabilir. Respectively çok önemli bir zarf. Sırasıyla, yani 3 milyonu al Ryanair'la kullan, 1 milyonu al Wizz Air'la kullan diyor. Burada respectively yerine successively, consecutively ve sequentially kullanılabilir. Baggage, yolcu eşyası, biliyoruz ki passengers, luggage'la da aynı şekilde kullanılabilir. Last year, Ryanair introduced charges for taking a small suitcase on board with Hungary's Wizz Air following suit. Geçen yıl Ryanair küçük valizler için on board'a, yani uçağa getirilen, uçağa çıkarılan küçük valizlerden ücret kesmeye başlamış. Macaristan'ın Wizz Air'ı da aynı şeyi yapmış. O da aynı şekilde uçağa getirilen valizlerden para kesmeye başlamış. Şimdi introduce piyasaya sürmek değil buradaki, uygulamak. Charge'ı ücret diye çeviriniz, dikkat, bakın burası çok önemli. Ücret kesmiş, yani implement ve carry out ifadesi kullanılabilir. Charge ücret yerine pay ve onboard yerine abort da kullanılabilir. Follow suit çok güzel bir ifade. Aynı şeyi yapmak. Antitrust Regulator AGCM argues hand luggage is an essential part of the booking and that the added baggage fees were not transparent. Antitrust kelimesini daha önce görmüştük. Tekel kurulmasını önleyici antitrust şeklinde Türkçe'ye çevirebiliyorduk. Antitrust yönetici, düzenleyici olan bu kurum savunuyor. El bagajının rezervasyonun temel bir parçası olduğunu savunuyor. Ve ek bagaj ücretlerinin anlaşılabilir olmadığını söylüyor. Burada iki tane özel şey var. Hatta üç tane diyebiliriz. Argue fiili tartışmak değil, savunmak diye kullandık. Birincisi. İkinci satırda verilen that esasında argue fiilinin devamı, savunulan iki şeyden bahsediyoruz. Birinci argue that hand luggage is diye gelmiş. And'in devamında argues that yine devam ediyor. Aynı zamanda dikkat ederseniz transparent ifadesi transparent şekline çevirmedik. Anlaşılır diye çevirdik. Burası, bu da önemli bir ifade. Şimdi regulator yönetici yerine executive administrator kullanılabilir. Gerçi burada regulator düzenleyici şeklinde çevirip bir kuruma gönderme yapıyor olma ihtimalimiz yüksek. Argue savunmak yerine advocate. Essential gerekli yerine necessary, required ve fundamental ifadeleri kullanılabilir.
Booking'in rezervasyon olduğunu biliyoruz zaten. Reservation yerine kullanıldığını biliyoruz. Fee, harç, ücret demek ve charge ile aynı şekilde kullanılıyor. Zaten ilk cümlede de kullanılmıştı. Transparent'ı da anlaşılır, understandable ve intelligible şeklinde verilen dizilimlerin yerine geçebildiğini dikkat edelim. Ryanair says it will launch an immediate appeal. Ryanair hemen temyize başvuracağını, bir üst mahkemeye başvuracağını, istinaf mahkemesine başvuracağını söylemiş esasında dikkat ederseniz. Ryanair says that it will launch. Launch burada başlatmak. Buradaki dikkat ederseniz başlatmak yerine commence, begin, start ifadeleri kullanılabilir. Immediate'ı hemen derhal yani advance yerine kullanmışız. Bunların yerine instantly zarfı da kullanılabilirdi. Ve temyiz, discernment ifadesi kullanıldı. Bugünkü haberimiz Ryanair ve Wizz Air'ın farklı şekilde ücretlendirme politikaları ve bu politikaya karşı açılan davayla veyahut alınan kararla onlarla ilgili ortaya çıkan, kendileri açısından ortaya çıkan sıkıntıyla ilgiliydi esasında. Moda Akademisi'nden iyi günler dilerim. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere. Esen kalın.